Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Dersimizin konusu asitler ve bazlar olacak arkadaşlar. Yepyeni bir ünitenin de başlangıcını burada yapıyor olacağız. Daha öncesinde karışımlar ünitesini tamamlamıştık. En son karışımların ayrıştırma yöntemlerinden bahsetmiştik. Şimdi geldik. Asitleri bazları tanıyacağımız burada indikatörlerden, pH kavramından ve asitlerin ve bazların sulu çözeltilerinden bahsedeceğimiz yepyeni konuya diyoruz ve hiç vakit kaybetmeden başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar asitlere bazıları tanımlamaya geçmeden önce şöyle bir programımızı gözden geçirelim. Programımızda Asitler bazlar bu ayın ilk ders olacak zaten yeni ayla birlikte yeni üniteye de başlamış olacağız yani. Ve bir sonraki adımımızda da asitlerin ve bazların tepkimelerini öğreniyor olacağız. Sonrasında da yazılı kampı bizi bekliyor olacak arkadaşlar. Oraya kadar bomba gibi zımba gibi hazırlanmaya tabii ki devam ediyor olacağız. E tabii ki ödevimizi de gözden geçirmeden geçmeyelim. Unutmuyoruz arkadaşlar sıfırdan ona kimya kitabımız. Temel ödev kaynaklarımızdan birisi asıl konuyu çalıştığımız kaynağımız buydu. Burada 136-146 arası bizim ödevimiz olacak. Hemen şöyle bakalım. Bu dersi tamamladıktan sonra zaten cepte olacak hocam. Biz bunları her türlü çözeriz diyeceksiniz. Neler varmış şöyle içerikten de bakalım. Hemen ilk bölümü oluşturuyor zaten. Yani asitler ve bazlar bölümü burada olacak. 136'dan itibaren ödevimiz başlayacak. Neler varmış şöyle bir göz atalım arkadaşlar bu kitabımızda. Sol tarafta bize konu anlatımı olacak. Hemen sağ tarafında burada anlatılanlarla ilgili sorular bizi bekliyor olacak. Her sayfada yeni bir kazanımı öğrenmiş olacağız ve sorularını çözmüş olacağız dolayısıyla cebimize bayağı bir bilgi koymuş olacağız. Ardından bölümü tamamladığımız zaman da süzgeç testleri bizi bekliyor olacak. Bunları çözdükten sonra ve tara geçleri de çözdükten sonra nötralleşme tepkimelerine geçiyor olacağız. Sonrasında işimiz bitiyor mu? Tabii ki bitmiyor. Sıfırdan ona kimya kitabını kenara koyduktan sonra diğer ödevimiz yani dinamo kimya kitabı karşımıza gelecek. Testra 1-10 arası ve test 1 ve 2 bizim ödevlerimiz olacak arkadaşlar içindekiler bölümünden yine şöyle bir göz atalım neresiymiş bizim ödevimiz asitler ve bazlar aslında birinci bölüm komple ödevimiz olacak yani 139 151 sayfa aralığı ödevimiz olacak hemen bakalım burada da her sayfada bize bir çözümlü örnek verecek çözümlü örnek sayesinde bize aslında bir kazanım öğretecek ve altında da burada çözüldüğü soruya çok benzer 4 tane soru bizi bekliyor olacak yani soru tiplerini de ardı ardına görüyor ve öğreniyor olacağız. Burada da yine bölümü tamamladıktan sonra tarama testleri bizi bekliyor olacak. Diyelim ki çözemediğimiz herhangi bir soru var. Kare kodlar sayesinde bu çözümleri de yapacağız. Kolaylıkla video çözümünden bütün eksiklerimizi gidereceğiz. O zaman asitler ve bazlar diyebiliriz artık. Şimdi asitler bazlar genel özellikleriyle şöyle bir hatırlayacak olursak daha ortaokuldan beridir. Aslında aşina olduğumuz bildiğimiz bir konuydu bu. Asit dediğimiz şeyin özelliklerini nelerdi? Günlük hayatımızda da sıklıkla kullandığımız aslında tükettiğimiz maddelerden bahsediyoruz burada. ...ne gibi? Limon gibi ya da elma gibi ya da kola gibi, sirke gibi maddeler asidik özellik gösteriyorlar arkadaşlar. Çünkü bu asidik özellikleri sayesinde ekşi tada sahipler. Bak buradan bile anlarız. Limonun ekşi tadının sebebi neymiş? Asidik yapısıymış. Aşındırıcı özelliğe sahipler. Hani mermerin üzerine limonu koyduğumuz zaman mermer de aşınmaya sebep oluyor da annemizden fırça yiyoruz ya... ...işte bunun sebebi aslında... E, Limonun asidik özelliğiymiş. Aynı zamanda yakıcı özelliğe sahip oluyor arkadaşlar asitler. Bunların tamamında e, bahsedebiliriz. Metal yüzeylere koyduğumuz zaman mesela buradaki aşındırıcı etki yine e, bunların asidik özelliğinden kaynaklanıyor. Bazlara gelecek olursak günlük hayatımızda karşımıza sıklıkla çıkan bazı bazlardan bahsedelim. Sabun mesela bunlardan birisi. Şampuan, çamaşır suyu veya yemek sodası bazik özellik gösteren maddelerdir arkadaşlar. Dikkatinizi çekerse çoğunlukla temizlik maddelerinin bazik özellik gösterdiğini görüyoruz. Peki ne gibi özellik kazandırıyor bunlara? Yani bir maddenin baz olması onun hangi özelliklere sahip olmasını sağlıyor? Acı tada sahip oluyor. Bak karşılaştırmalı gidecek olursak asitlerde ekşi tattan bahsediyorduk. Bazılarda acı tattan bahsediyor olacağız. Asitlerin aşındırıcı olduğundan bahsetmiştik. Bazılar bu kadar yıpratıcı değil tahriş edici özelliğe sahip. Ve burada yakıcı özellikten bahsetmiştik. Bazılarda ise ele kayganlık hissi veren bir özellik var. Sabunda da şampuanda da çamaşır suyunda da bu elimizdeki kayganlık hissine sebebi demek ki onların bazik özelliğiymiş diyeceğiz. Burada hep karşılaştırmalı e, ters özelliklerden bahsettik arkadaşlar. Şimdi vurgulayayım, ileride yine vurgulayacağım. Her ikisi de elektriği iletiyor. Yani soruları çözerken karşınıza bu sürekli gelecek. Her ikisinin de sulu çözeltisi elektriği iletiyordur arkadaşlar. Bu ortak noktaları olarak aklımızın bir kenarında bulundurmamız gereken özelliktir. Şimdi asitlerden bazılardan bahsediyorsak onlarla ilişkili doğrudan ilişkili ve çok önemli bazı e, durumlarda değerlendirmemiz gerekiyor. Bunlardan ilki indikatör olacak arkadaşlar. Ne demek indikatör? Hani İngilizce'de şöyle indicator deyip biraz daha havalı bir şekilde ifade edebildiğimiz oysa ki aynı anlama gelen durum söz konusu olacak. Arkadaşlar indikatör dediğimiz maddeler içinde bulunduğu çözeltinin asidik mi yoksa bazik mi olduğunu bize söyleyen maddelerdir. Çünkü Asidik ortamda farklı, bazik ortamda farklı bir renk alırlar. Bu renkleri sayesinde de biz deriz ki elimizde bir çözelti var. Asit mi baz mı bilmiyoruz. Gidip hemen bunlardan birini alıp mesela metil oranjı alıp bu çözeltinin içerisinde birkaç damla damlattığımız anda renginin değiştiğini görürüz. Eğer o çözelti kırmızı renk alırsa metil oranjın kırmızısı aside denk geldiği için deriz ki demek ki ortam asidikmiş. Veya sarı renk aldığını görüyorsak demek ki bu ortam bazikmiş deriz. Yani tamamen bu renk değişimi sayesinde ortamın asitliğini bazlığını bizim kolaylıkla anlamamızı sağlayan maddelerdir. Gidip de asit mi bakalım şu mermeri aşındırıyor mu dememize gerek yok. Sadece bunları kullanmamız yeterli olacak. Şimdi indikatörleri ama Doğal indikatörler ve yapay indikatörler olarak iki başlıkta aslında değerlendirebiliriz. Buradaki ilk üç indikatör doğal indikatörü örnek olarak verilebilir. Gidip bir manavdan bile elde edebileceğimiz ya da bir marketten satın alabileceğimiz maddeler arasında karşımızda ne gibi kırmızı lahana ya da çay veya kuşburnu bunlar arkadaşlar kendiliğinden bu indikatör özelliğe sahipler. Peki bu indikatör özelliği biz bu maddelerde nasıl görüyoruz? Mesela kırmızı lahanayı. Eğer asidik bir ortamda tutacak olursak renginin kırmızıya döndüğünü görürüz. Ya da ortamı e, asidik ortamı kırmızı renge çevirdiğini görürüz. Ama biz eğer bunu bazik bir ortama götürecek olursak bu bazik ortamın da sarı renk alması da sebep olduğunu göreceğiz. Veya çaydan bahsedelim arkadaşlar. Hani Erzurumlular mesela iyi bilir çayı limonlu içerler. Onların içtiği çay daha da bir açık gözükür. Yani e, demli çay koysalar bile o limonu koy, attıkları anda e, çayın içerisine... E, ortamın sarı olduğunu görürler. Bunun sebebi ne arkadaşlar? Limonun asitliğine karşı çayın gösterdiği indikatör özelliktir. Çünkü çay asidik ortamda sarı renk alır. Bu yüzden açık görünür. Ama gidip de çayın içerisine mesela karbonat atacak olursak yani ortamı bazik hale getirecek olursak bu defa normalde olduğundan daha koyu bir renk almasını sağlarız. Çünkü bazik ortamda çay kahverengi bir renge bürünür arkadaşlar. Bu şekilde de ortamın asitliğini, bazlığını anlayabiliriz. Yani diyelim ki elimizde bir madde var. Asit mi, baz mı bilmiyoruz. Gidip çayın üzerine damlattığımız zaman çayın renginin açılmasına sebep oluyorsa Asittir. Renginin daha da koyu olmasına sebep oluyorsa bu defa bir bazdan bahsediyoruz diyebiliriz. Aynı şey kuşburnu içinde geçerli arkadaşlar. Asidik ortamda kırmızı renk alıyor ama götürüp de bir çamaşır suyunun içerisine kuşburnu attığımız zaman yeşil renge döndüğünü görürüz. Bu kuşburnunun indikatör özelliğinden kaynaklanıyordur. Bu arada arkadaşlar bahsediyoruz ama bunlar ezberlemeniz gereken renkler değil aslında. Yani e, bir kırmızı hangi renk aldığını ya da özellikle yapaylarda... E, fenolftalein nerede ne renk oluyor? Bunu ezbere bilmek zorunda değilsiniz. Sorularda size renkleri verecek ve yorumlamanızı isteyecek. Ezbere bilmeniz gereken sadece turnusol sol kağıdı vardır. Yapay indikatörlerimizden biridir. Turnu sol kağıdı unutmuyoruz arkadaşlar. Asidik ortamda kırmızı, bazik ortamda mavi renk alıyordur. Gidip bu en çok kullanılan, en yaygın ve en kullanımı kolay olan indikatör tabii ki turnusol sol kağıdıdır. Bazik bir ortama batırdığımız zaman mavi renk aldığını görürüz. Asidik bir ortama batırdığımız zaman ise kırmızı renk aldığını görürüz. Metil oranj ve fenolftalein bildiğimiz gibi arkadaşlar az önce bahsettiğimiz gibi yine yapay indikatör özelliği gösterirler. Fenolftalein e, asidik ortamda renksizken ortamı şeffaf olmasını sağlarken bazik ortamda pembe renk aldığını görürüz. Bu sayede de arkadaşlar indikatörleri kullanarak bazı titrasyon deneylerini gerçekleştirebiliriz. Yani mesela diyelim ki bir asitle bir bazın tepkime vermesini istiyoruz biz ve bu tepkimeyi böyle damla damla damlatarak yapıyoruz. Tam nötralleşmeyi görmek istiyoruz. İşte böyle bir durumda bizim indikatör yardımcımız olacak. Mesela diyelim ki bir asidin üzerine damla damla baz ekliyorum. Bak asidik ortamda eğer ben fenolftalein eklersem ortama renksiz olduğunu göreceğim. Bazı damlattığım zaman rengin tam pembeye dönmeye başladığı an demek ki nötrallik anıdır. Yani asit ve bazın birbirine eşitlendiği andır diyebilirim. Böyle önemli bir deneyde de e, indikatörleri kullanabilirim. Asitlerin ve bazların sulu çözeltilerinden bahsedecek olursak peki ortamı nasıl değiştiriyorlar? Ortamda neler oluşturuyorlar ki biz asit ya da baz olarak isimlendirebiliyoruz? Arkadaşlar burada önemli olan nokta suda oluşturdukları iyonlar olacak. Çünkü birbirini aslında nötralleyen, e, dengeleyen farklı iki iyon açığa çıkarıyorlar. Asit dediğimiz şey tanımından gidecek olursak arkadaşlar en önemli tanım da bu olacak. Suda çözündüğü zaman suyun içerisinde H artı iyonunun oluşmasına sebep olan bütün maddeleri asit olarak isimlendireceğiz. Yani bir asitten bahsediyorsak çözündüğü zaman suyun içerisinde bu iyonu görüyor olacağız. Bazlara gelecek olursak o da suyun içerisinde OH iyonlarını oluşturan maddeleri diyeceğiz. E, suyun içerisinde çözüldüğü zaman bu iyonu görmemiz gerekiyor. Mesela HF hidroflorik asit biz suda çözdüğümüz zaman açığa ne çıkıyormuş? H artı iyonu çıkıyormuş. Onun yanında flor anyonu oluşuyormuş. Bak bu anyon asidin türüne göre değişir ama sabit olan e, açığa çıkan hidrojen olmalıdır. Yani HF yerine HCl kullansaydık ne olacaktı? Aynı deneyi tekrarlayalım. Bu defa gene H çıkacaktı. Açığa çıkan anyon flor değil de klor olacaktı. Yani anyon asidin türüne göre değişiyor. Sabit olan değişmeyen nedir? H artı iyonudur. Bazlara gelecek olursak dedik ki o H iyonu açığa çıkacak. Bu defa da OH ile birlikte açığa bir katyon çıkması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü OH'ın kendisi anyon olduğuna göre bunun yanında bir katyon açığa çıkmalı. Burada sodyum hidroksit kullandığımız için sodyum katyonunun yanında OH anyonu açığa çıkmış. Bunun yerine mesela lityum hidroksit kullanıyor olsaydık bu defa diyecektik ki katyon olarak lityum açığa çıkar ve buna karşılık yine <laughs> OH iyonları açığa çıkar. OH sabit katyon bazın türüne göre değişir diyeceğiz. Sulu çözeltileri şöyle o zaman biraz daha detaylandırarak e, buradaki hidrojen ve OH'ın sayılarını da gözden geçirerek yeniden değerlendirelim. Mesela bizim kullandığımız asit H2SO4 yani sülfürik asit olsaydı ne olacaktı? Bak az öncekilerde hep birer tane hidrojen verdi ama burada hidrojenin altında iki yazdığını görüyoruz. Arkadaşlar bu durumda iki tane hidrojen açığa çıktığını söyleyeceğiz. Demek ki bir tane değil iki tane hidrojen açığa çıkıyormuş. Bu anyon tarafında neyi değiştirir? Şimdi dedik ki asitler bir hidrojen iyonu açığa çıkaracak kesin. Bir de anyon açığa çıkarması gerekiyor. Demek ki hidrojenler burada katyon özelliği göstererek açığa çıktığına göre geri kalan ne varsa bizim suyun içerisindeki anyonumuz olacak. Yani SO4. Peki bu anyonun yükü ne olacak? Az öncekilerde eksi 1 almıştı. Çünkü hidrojen sadece bir taneydi. Bak burada H yazdık. Flora eksi 1 yazdık. Bu defa arkadaşlar şimdi şunu değerlendirebiliriz. Tepkimenin bu tarafında yük yok. Hiç yük yazmamışız. O zaman yük korunmak zorunda olduğuna göre bu tarafta da toplam yükün sıfır olması gerekiyor. Bunu nasıl sağlarız? Demek ki sülfatın yükü eksi ikiymiş ki bu artı ikiyi nötralemiş yani dengelemiş. E, toplam yük gene sıfır olabilmiş. Mesela alüminyum hidroksit. Asit mi baz mı? OH'u gördüğümüze göre suyun içerisinde OH vereceğine göre bazik özellik göstermesini bekliyoruz tabii ki. Şimdi bir katyon açığa çıkacak bir de OH iyonlarının açığa çıkması gerekiyor. Şimdi OH eksi bir sabit burası. Kaç tane OH çıktığını önce bir yazalım. 3 tane OH çıktığını görüyoruz. Demek ki tepkimenin anyon kısmı bu şekildeymiş. Bir de açığa katyon çıkması gerekiyor. O zaman geri kalan ne varsa bizim katyonumuz olacak. Zaten sadece alüminyum var. Bu bizim katyonumuz olacak. Peki yükü nedir? Bak girenlerde yük toplamı sıfır. Ürünlerde şu anda eksi üç yük var. E, toplam yükün sıfır olabilmesi için. Demek ki alüminyum artı 3 yüklüymüş ki 3 A grubu elementi olduğu için alüminyum başka bir yükseltgen basamağı başka bir değerlik almasını da beklemiyoruz. Arkadaşlar dikkat etmemiz gereken önemli bir noktadayız. Bunu çok iyi biliyor olmamız lazım. C şu COOH. Bak şu COOH kısmı organik bileşikleri asit yapan noktadır. Genellikle şu şaşırtıyor bizi. Sonda OH var. E, OH'lar bazdı. Dolayısıyla bu da baz olmalı gibi düşünülüyor. Ama hayır arkadaşım bu Metallerin OH'lı bileşiklerinde geçerli. Alüminyum gibi işte demirin olabilir, sodyumun olabilir. Bunların OH'lı bileşiklerinde bir katyon bir de OH açığa çıkar. Bu yüzden bazik özellik gösterir deriz. Ama COOH gördüğümüz zaman burada bize katyon yapısını getirecek hiçbir şey yok. Bu O burayı gördüğüm zaman bunun <coughs> asit olduğunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Ve organik bileşikleri asit yapan şey şu COOH kısmının sonundaki hidrojendir. Her zaman için... Suya hidrojen olarak verilen kısım burası olacak. Dolayısıyla ne demiştik? Asitlerde açığa haşartı çıkacak. Kaç tane? Bir tane var. Bir tane çıkacak. İşte bu haşartıdan geri kalan ne varsa da bizim anyonumuz olacak. Ne var orada? CH3 COO var. Yükün olmalı. Toplam yükün sıfır olabilmesi için eksi bir olmalı. Şimdi bu bileşiklerin sudaki yoğunlaşmaları böyle olacak. Bu daha karmaşık bir yapı da verilebilirdi. Diyelim ki bize deseydi ki C6 H15 COO H. 13 diyelim. Çok karışık olmasın. Bunu suda çözdüğümüz zaman... ...nasıl yoğunlaşacak? Ne dedik? Bak şu COOH'ın... ...sonundaki hidrojen H artı olarak gelecek. Bunun dışında ne varsa bizim... ...anyonumuz olacak. Yazdık C6H13... ...COO... ...eksi. Bu yoğunlaşma denklemini verecek. Bu kadar basit. <laughs> NH3'e gelecek olursak arkadaşlar... ...amonyak çok özel bir madde. Susuz baz olarak isimlendireceğiz biz onu. Yapısında OH... ...barındırmamasına rağmen... E, ...bazik özellik gösterecek. Çünkü diğer bazlardan farklı olarak arkadaşlar o suya OH vermiyor. Sudan hidrojen çalıyor. O yüzden H2O burada girenlere yazılmış. Sudan hidrojen çaldığı zaman geriye ne kalır? Bak hidrojenlerden birisi NH3'ün yapısına gitti diyelim. Bir tane oksijen bir tane hidrojen kaldı. Yani OH kaldı. Dolayısıyla ortama kendisi OH getirmedi ama OH'ın oluşmasına sebep oldu. Bu yüzden de ortam bazik özellik gösterdi. Ne dedik? Hidrojen çalıyor. Bak kendisi NH3'tü. E bir tane hidrojeni de buradan aldı NH4 oldu. E bir tane hidrojen geldiği için artı bir yüklü oldu yani katyon oldu. Biz ne demiştik? Bazlar suya OH verir yani anyon olarak OH verir. Dolayısıyla da bunun yanında bir katyon verir. Demek ki amonyağın sulu çözeltilerindeki katyonumuz NH4 artıymış. Buna karşılık da tabii ki OH kaldı sadece bu şekilde ortamın bazik olmasını sağladı. Şuna dikkat arkadaşlar bak. Organik bileşiklerde yani karbonla, hidrojenle, oksijenle bir madde varsa organik bileşik olarak göreceğiz biz bunu. Eğer sonunda COOH varsa asit özellik gösteriyordu. Sadece OH bunun bir baz olduğunu ya da asit olduğunu göstermez. Dolayısıyla burada OH ya da H artı açığa çıkmaz. Bu ne asittir ne de bazdır. Su çözeltisi nasıl olacak biliyor musun? Bu sıvıydı ya suyun içerisinde çözdüğümüz zaman CH3OH aynı molekül yapısında kaldı. Sadece burası suda oldu. Moleküler olarak çözündü. Dolayısıyla işin içerisine iyon gelmediği zaman ortamın asidik ya da bazik özelliğinden bahsetmemiz mümkün olmayacak. Asidik ve bazik oksitlere gelecek olursak. Yani az önce saydıklarımız neydi arkadaşlar? Özellik olarak ne gösteriyorlardı bizi? Suya H ya da OH'ı kendi yapılarından getiriyordu ya da oluşmasına bir şekilde sebep oluyordu. Ortamın asidik ya da bazik özellik taşımasına sağlıyordu. Şimdi burada bahsedeceğimiz maddelerde elementlerin oksijenli bileşikleri olacak. Yapılarında OH ya da hidrojen yok. Dolayısıyla da kendiliğinden ortama bu şekilde hidrojen ya da OH taşıma şansları da yok. Bunlar suyun içerisinde çözündüğü zaman bu iyonların oluşmasına sebep oluyorlar. Ve ortamın bu sayede o asidik ya da bazik olmasını sağlıyorlar. Eğer ki metal oksitlerden bahsediyorsak. Bak metallerin oksijenli bileşiklerinden bahsediyoruz. Na2O gibi sodyumun oksijenli bileşiği. Biz bunu suyla tepkimeye soktuğumuz zaman sodyum hidroksitin oluşmasına sebep oluyor öncelikli olarak. E bu suyun içerisinde zaten çözünme denklemi oluşuyor. Na artı ve OH iyonlarının oluşmasına sebep oluyor. Bak ne oldu ortam bazik oldu. Demek ki metallerin oksijenli bileşiklerini suda çözersek baz hale getirir ortamı bazik hale getirir. Mesela potasyum oksit suda çözdük. Önce KOH'ın oluşmasına sebep olur. Bu da suyun içerisinde çözündüğü zaman K artı artı OH şeklinde bileşenlerin ayrışmasına sebep olur. E OH'ı görüyoruz demek ki ortam bazikmiş Veya magnezyum oksiti suda çözdüğümüz zaman magnezyum hidroksit oluşturur. Bu suda çözündüğü zaman ne olur? Magnezyum artı 2'ye karşılık iki tane OH iyonunun oluşmasına sebep olur. Yani ortamı bazik hale gelir. Ametallerin oksitlerine geldiğimiz zaman burada da diyeceğiz ki arkadaşlar Kükürt trioksit mesela suda çözündü H2SO4'ün oluşmasına yani sülfürik asitinin oluşmasına sebep oldu. E bu da suda çözündüğü zaman ne dedik 2 tane H artı açığa çıkar buna karşılık SO4 eksi 2 iyonların oluşmasına sebep olur. Azot dioksiti suda çözdük bak ne oluşturdu nitrik asit oluşumuna sebep oldu. Bunu da suda çözdüğümüz zaman H artı artı NO3 eksi şeklinde tekrardan iyonlaşmasına sebep olur. Bak ne oluştu H yani ortam asidik hale geldi. Karbondioksiti suda çözdük karbonik asit oluşturdu bunu tekrardan suda iyonlaştırdığımız zaman iki tane aşartı bir de CO3-2 oluşturur yine ortamın asidik olmasına sebep oldu. Ne diyeceğiz o zaman bak ilk cümlemiz şu metallerin oksitli bileşikleri bazik ametallerin oksitli bileşikleri asidiktir diyeceğiz. Ama bu %100 doğru bir ifade değil genelleme olarak bunu kullanacağız arkadaşlar çünkü her iki tarafında istisna durumları var. Metallerin istisnalarından şöyle bir bakacak olursak ne demiştik? Metal oksitler bazik özellik gösterir. Ama bu altısı hariç. Çünkü bu altı metal amfoter metal olarak isimlendirilir. Bunların oluşturduğu çözeltiler de asidik ya da bazik olarak değil aslında amfoter olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü amfoter demek Asitlere karşı baz, bazlara karşı da asit özellik gösteren maddeler demektir dolayısıyla bunların e, oluşturduğu oksijenli bileşikler. Yani mesela alüminyum oksijenli bileşiği nedir? Al2O3. Çinko'nun çinko oksit. Kurşunun PbO. Kalay'ın SnO. Bak bunların hepsi ortamı kendileri amfoter özellik gösterdikleri için amfoter hale getirir. Bunların bulunduğu ortam asitlere karşı baz, bazlara karşı asit gibi davranır. Dolayısıyla ne diyeceğiz? Bu altısı amfoter özellik gösterir. Geri kalan metallerin bütün oksijenli bileşikleri ortamı bazik yapar. Gelelim A metallerin istisna özelliklerine. Burada da demiştik ki arkadaşlar A metallerin oksijenli bileşikleri asidik özellik gösterir. Ama eğer oksijen sayısı ametale eşit veya daha az ise bu ortam asidik falan değil nötr özellik gösterir. Neye bakacağız o zaman? Ametal oksit mi? Evet ametal oksit ise oksijen sayısı ametal sayısından daha fazla olmalı ki asidik özellik göstersin. Yani burada ne yaptık? Bak kükürtüri oksit. Ametallerin oksitli bileşiği oksijen sayısı kükürtten fazla o zaman asidiktir. Oksijen sayısı azot sayısından fazla asidik. Oksijen sayısı karbon sayısından fazla asidik. Ama karbon monoksitte eşitlik söz konusu. Bu nötrdür. Azot monoksit eşitlik söz konusu. Bu da nötrdür. Ya da diazot monoksit azot sayısı oksijen sayısından fazla dolayısıyla bu gene nötrdür diyebiliriz. Alternatiflerimiz neler olacak o zaman? Yani karşımıza bir madde çıktı. Bunun asidik mi bazik mi olduğunu belirlerken dikkat etmemiz gereken adımlar ne olacak? Bizim Maddemiz metal oksit mi metal oksit mi? Eğer metal oksitse bu ihtimalleri değerlendireceğiz. Ya baziktir ya da amfoterdir. Bu altısından biri ise amfoter, geri kalan metallerden herhangi biri ise bazdır diyeceğiz. İkinci durumumuz neydi? Ametal oksit mi? Ametal oksitse eğer oksijen sayısı ametalin sayısından fazlaysa asit değilse nötrdür diyeceğiz. Bizim bütün alternatiflerimiz bunlar olacak. Şimdi gelelim bir de pH kavramından bahsetmeye arkadaşlar. Tabii ki oldukça aşina olduğumuz bir kavram aslında sürekli duyduğumuz bir kavram. Hatta tükettiğimiz gıdaların neredeyse hepsinde şöyle etiketine baktığımız zaman pH'tan bahsedilir. İçtiğimiz sularda bile o pH değeri yazar. Ne anlam ifade ediyor peki bu pH değeri arkadaşlar? O da koşullarında yani 25 santigrat derece sıcaklıkta pH değeri bize Ortamın asidik mi yoksa bazik mi olduğunu söyler. Hatta sadece asidik mi bazik mi olduğunu değil ne kadar kuvvetli bir asit ya da ne kadar kuvvetli bir baz olduğunu söyler. Kuvvetten de ziyade ortamın asitlik derecesi ne kadar yüksek ya da düşük bunu bize söyler arkadaşlar. Burada değerlendirmemiz şu olacak. Eğer ortamın pH'i 7 ise bakın tekrar ediyorum o da koşullarından bahsediyoruz burada. Ortam nötr'dür. Yani. Şimdi asitliği veren şey H+ iyonları, bazlığı veren şey de OH iyonlarıydı ya. Nötr olmak demek bu ikisinin birbirine eşit olması demek. Çünkü asidik ya da bazik bütün sulu çözelti ortamlarında illaki hidrojen ve OH iyonları vardır. Yani asit çözsen de çözmesen de bu mevcut. Saf suyu aldığın zaman bile H+ artı ve OH iyonları ortamda dolaşıyordur. Çünkü su kendi içerisinde bile iyonlaşabilen e, çok nadide bir maddedir arkadaşlar. İşte pH'in 7 olması demek bu ikisinin birbirine eşit olması demek oluyor. Eğer ki biz ortama asit eklersek yani haşartı iyon eklersek bu defa haşartı iyon miktarı OH miktarından daha fazla olur. Bu ortamın asidik olduğunu gösterir. İşte böyle bir durum pH'in 7'den küçük olmasına sebep olur. Ve haşartı iyonla OH arasındaki fark ne kadar fazlaysa pH değeri o kadar küçülür. Yani haşartı OH'ın bir sürü katıysa çok çok büyükse o zaman pH 1, 2 hatta 0'a kadar yaklaşabilir. Bunun tersi durumda biz ortama diyelim ki çamaşır suyu ekliyoruz. Bak baz ekliyoruz. Baz eklediğimiz zaman ne olacak? Ortama OH kazandırmış olacağız. OH'ı kazanması demek OH miktarının OH artı miktarından fazla olması demek. Bu da ortamın bazik olması demek. İşte OH bu defa H ne kadar fazlaysa pH o kadar büyüktür. Ve 7, 7 nötrken 0 14 arasında değerler alır. Yani pH değeri 14'ün üstüne çıkamaz oda koşullarında 0'ın da altına düşemez. Bu aralıkta da aldığı değer bize ne kadar asit ya da ne kadar baz olduğunu söyleyecektir bize. Hemen bir tane soru çözelim arkadaşlar. Sorumuz Dinamo Kimya kitabından gelecek karşımıza. Ödevinizi yaparken de bu kitapla ve bu soruyla karşılaşıyor olacaksınız tabii ki. Ee, unutmuyoruz öne ödevler arkadaşlar dersin kendisinden bile. Daha önemli ödevlerimizi asla ihmal etmeyelim. Sorumuz ne demiş bize? Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin sulu çözeltisinin gösterdiği özellik yanlış verilmiştir. Bak hemen tek tek değerlendirelim. Karbondioksit. Oksit bileşiği. Neye bakıyorduk? Öncelikle metal mi ametal mi ona bakıyoruz. Bak ametalin oksijenli bileşiği. Şimdi burada iki ihtimal karşımıza çıkıyordu. Ametallerin oksitleri eğer oksijen sayısı karbon sayısından daha doğrusu ametal sayısından büyükse asidik. Eğer küçük veya e, eşitse nötr oluyordu. Dolayısıyla burada oksijen sayısının daha fazla olduğunu görüyoruz. O zaman asittir. İlki doğru verilmiş. Eğer organik herhangi bir bileşikte COOH'u görüyorsak bu onun asit olduğunu gösteriyordu. Hatta demiştik ki bak HCOOH. Bunu suda çözdüğümüz zaman şu sondaki hidrojen her zaman COOH'ın sonundaki hidrojen suya H artı iyonu olarak gelir. Geri kalan ne varsa da bizim anyonumuzu oluşturur. Bu artı bir olduğuna göre toplam yükün sıfır olması için COO eksi olmalı şeklinde değerlendiriyorduk. Dolayısıyla ortam H artı verdiği için ortam asidik oluyordu. Dolayısıyla bu ifade yanlış. Kükürt dioksit e, ikisinde de aynı şeyi vermişiz asidik özellik gösterecek. Neden? Ametal oksit, ametallerin oksitleri asidik özellik gösteriyordu. Eğer ki oksijen sayısı daha fazlaysa. HCN'yi vermiş. HCN'yi suda çözdüğümüz zaman nasıl olacak? Şu hidrojeni H artı iyonu olarak verecek. CN eksi iyonu da anyon olarak gelecek dışarıya. H artı geldiği için bu ortamda asidik bir ortamdır. Dolayısıyla yanlış verilen sadece B seçeneğindeki durumdur arkadaşlar. O zaman ödevlerimizi aldık her şeyi yaptık hazırız artık bütün çalışmaları yapıp yeni dersimize geçmeye ödüllü sorumuzu cevaplandırıp yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyorsunuz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum tekrar görüşmek üzere.